Merhaba arkadaşlar. İkinci günümüzde nereye geldik hocam? Marmaris'ten tekneye bindik. Şu anda dalışa gidiyoruz. Evet. Bu arada Ozan. Evet. Merhabalar. Herkese selamlar. Benim de kanalıma bekliyorum. Belki çok ilginizi çekmeyecektir ama teknoloji kanalı belki. Hayır, kesinlikle. Asıl sizin ilginizi çekecektir. Çünkü sosyal medya odaklı bir iş yapıyoruz. Malum tanıtımlar, şey, fotoğraflar, videolar. Ozan bunların her şeyini anlatıyor. Nasıl daha iyi fotoğraf, nasıl daha iyi video çekilir? Kesinlikle. Kendisi de benim idolümdür yani. Ben eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Için başarılı olmayan benim idolüm. Şimdi biz bugün dalış yapacağız arkadaşlar. Aven Camp'ın çok güzel bir etkinliği bu. Etkinliklerinden bir tanesi. Kaç koyduğu söyledim. Daha söylemediler ama. Yok. İki defa diye hatırlıyorum. İki tane koyda ayrı tüm ekip dalış yapacak. Daha önce sen dalmıştın değil mi? Bir buçuk öyle söyleyeyim. Birisi tamamen tüplüydü, diğeri tüpsüz dalıştı. Ben de bir kere daldım. Kaşta daldım. Onda da hatta şey daldırmıştım. Benim ilk dalışımda Serkan Keskin var. Leyla ile Mecnun'da İsmail abi. O da dalış hocası. O daldırmıştı beni. O yüzden böyle değişik bir deneyimdi. Ama benim su altı ile ilgili bir fobim de var aslında. Böyle yani normalde de denize girdiğimde falan suyun altına bakamam. Bakalım değişik olacak ama. Ben de merakla bekliyorum çünkü Marmaris'in koyları biliyorsunuz ki Türkiye'deki en güzel su altı imkanlarını sunan yerlerden bazıları. İşte bugün onları deneyeceğiz. Belki şu anda da birkaç tane görüntüde koydum zaten. Görüyorlardır ve bundan sonra da bütün o prosedürü size göstereceğiz. Yani bir dalış teknesiyle çıktığınız zaman neler sizi bekliyor, nasıl bir oryantasyon eğitimi alıyorsunuz gibi şeyler de olacak. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Hem Ozan'a hem de benim kanalıma. Bekliyorum. Görüşürüz. Havayı ağızdan alıp ağızdan veriyoruz. Bunda anlamadığınız bir şey var mı? Suyun altındaki temel işaret... Şimdi dalış için ilk noktamız olan Cennet Adası'na geldik. Burası yaklaşık bir 20 dakikalık yolculuktan sonra ulaşacağımız bir yer. Burada rifler var. İşte yaklaşık bir yarım saate yakın burada bir antrenman dalışı yapacağız. Hemen zaten az önce izlediniz. Bir oryantasyon eğitimi aldık. Bir 10 dakikaya yakın işaretler, neler yapmanız gerekiyor. Ve yüzmeyi bilip bilmemeniz önemli değil. Direkt eğitmenlerle birlikte dalıyorsunuz ve onlar sizi her türlü yönlendiriyorlar. Birazdan zaten su altında da görüşürüz. Evet, şimdi Aven Camp'la yapılacak faaliyetlerin en güzeline geldik. Burun da çok iyi oldu yalnız. Nefesimi alam, nefes alamıyorum. Evet, bugün gayet güzel bir koya geldik, köye geldik. Cennet Adası. Cennet Adası'nda güzel bir suyun içinde dalış yapacağız eğitmenlerimizle birlikte. Dediğim gibi ben daha önce bir kere dalmıştım. Gayet heyecanlıyım o yüzden. Bir önceki de çok güzel deneyimdi. Okey mi? Okeyiz. Evet, şimdi artık su altında görüşürüz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi öğleden sonraki turumuzun devamında Keçi Adası'na geldik. Burada dalış kalacağız yine değil mi? Burada da ikinci dalışımızı yapacağız. Bu da aynı sürüyor değil mi? 20-25 dakika falan. 20-25 dakika sürüyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyelim. Eğer buraya bireysel olarak gelecekseniz 150 TL karşılığında tüm gün boyunca bu teknelerde hem geziyorsunuz hem de iki defa dalış hakkınız oluyor. Bir de yemek. Bir de yemek tabii içinde bunun. Yani bence çok iyi fiyat. Hem yemek hem dalış falan. Kesinlikle. Denemek lazım. Şimdi birazdan da Keçi Adası'ndaki su altı dünyasıyla sizi baş başa bırakacağız. Eğitmen.
Evet, şimdi gezimizi yaptık. Tekne turunda çıktık, dalışımızı yaptık ama Marmaris'i anlatmamak olmazdı. Bundan sonraki bölümde de Marmaris'in sokaklarını, kalesini ve diğer bütün gezecek yerlerini satılacağız. Şu anda teknelerin bulunduğu sahil kısmındayız. İç noktalara doğru gidiyoruz. Evet, şimdi Marmaris'teki Marina bölgesine geldik. Arkamda da buranın simgesel heykellerinden Ahtapot heykeli var. Tabi bir anlamı yok bildiğim kadarıyla. Sadece burayı güzelleştirmek için adını konulmuş bir heykel. Burası şehrin en canlı bölgelerinden bir tanesi. Şu anda pandemi sürecinden dolayı bütün klublar kapalı olduğu için halk burada daha çok geziyor, tozuyor. Restoranlar, alışveriş yerleri, kafeler, barlar, her şey burada. Zaten gördüğünüz gibi arkamda bütün yatlar sıralanmış. Geldiğiniz zaman akşam yemekleri için tercih edebileceğiniz bölge burası. Evet, şimdi Marmaris sokaklarındaki yolculuğumuza başladık. Burası tipik Ege kasabalarını andıran bir old town, yani eski bölgeye sahip. Yine bembeyaz ya da yörenin taş mimarisiyle yapılmış evlerin yanında rengarenk pervazlı evler, o bir muhteşem begonyaların açtığı pencereler, sokaklar, sokak hayvanları, her şey var burada. Mutlaka gününüzü geçirmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Bayağı bir merdiven var. Dik bir kale, yani kalenin bulunduğu yere doğru çıkıyoruz bu arada. Bu saatte kale kapanmıştır ama biz en azından manzarayı görmek için çıkıyoruz. Biraz da artık görüntülerle baş başa bırakalım sizi. Şimdi biraz Marmaris'i anlatalım. Marmaris bildiğiniz gibi Türkiye'nin en ünlü turizm cennetlerinden ve burası daha çok İngiliz ve Rus turistlerin tercih ettiği yerlerden. Özellikle İngilizler buraya çok daha tercih ediyor. Yani geçmişini, ilk ismini söyleyelim. İlk ismi Karya isminden geliyor Marmaris'in ismi. Bu bölgede Mısır, Astur, İyon, Dor, Pers, Makedon, Suriye gibi birçok uygarlıkların eserleri var. Tarihi bölgeleri biraz daha şehir dışında daha çok yangınlaşmış ama yine merkezinde de gördüğünüz gibi şu anda altında olduğumuz Marmaris Kalesi var. Burası her mevsim gelebileceğiniz bir yer ve özellikle Eylül ve Mayıs aylarında burayı ayrıca bir tavsiye ediyorlar gelmeniz için. Onun dışında bölgede butik otelcilik, yani bu şu anda olduğumuz Old Town kısmında butik oteller yaygın. Buraya gelip konaklayabilirsiniz ya da içmeler bölgesindeki lüks otellerde de konaklayabilirsiniz. Bununla ilgili vereceğim başka bilgi yok. Biraz daha zaten gezdiğimiz yerleri anlatmaya devam edeceğiz size ama en az bir yarım saat, bir saat bu eski bölgede de gezmenizi tavsiye ederiz. Bu arada şu anda yazın, Temmuz ayı olmasına rağmen gerçekten hava çok güzel. Hani öyle aşırı bir sıcak da yok ve sular, yani denizin suyu da gerçekten çok güzel. Marmaris artık yani bilmeyen yoktur ama bir de bizden dinleyin istedik. Şu anda Marmaris'teki Castle, yani Marmaris Kalesi'ne çıktık arkadaşlar. Burası gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Sağlı sollu iki defa, yani iki tane o su kısmını görebiliyorsunuz. O adacığın, daha doğrusu yarım adanın çıktığı kısmı görebiliyorsunuz. Manzara gerçekten mükemmel. Burada oturup keyifli bir vakitte geçirebilirsiniz. Şu anda olduğumuz yer bir kafe. Marmaris koyu karşıda gördüğünüz yer. Bu tarafta Marina bölgesi. Şu anda olduğumuz yerde Marmaris'in meşhur Barlar Sokağı arkadaşlar. Malum pandemi sürecinden dolayı şu anda hepsi kapalı. Açamıyorlar, yasak var. Ama pandemiden önce, ben buraya birkaç sene önce geldiğim zaman hatırlıyorum, burada insan yüzünden yürüyecek yer, yani iğne atacak bir yer bile bulamazdınız. Her yer tıklım tıklım insan kaynıyordu geç saatlere kadar ve çok çılgın eğlencelerin yapıldığı yerler. Yerli yabancı herkes buraya akıyor geceleri.
Hatta Türkiye'nin de en ünlü gece hayatı merkezi olduğu söyleniyor. İşte şu anda durum bu şekilde.